Yani tabii ki benim hep bugüne kadar uzun ilişkilerim oldu. Evet, senin maşallah. Çok şükür hani böyle çok daldan dala bir hayatım olmadı. Hep de güzel, iyi giden şeyler yaşadım. Yani ayrılık, severek ayrılmak ister istemez alışkanlıklar oluyor insanda. Onlardan vazgeçmek zor olabiliyor. Mesela ama. Mesela ne olabilir? Atıyorum şu an hani senin için, benim için konuşmuyorum ama birisinde aşıksın, çok güzel bir ilişki yaşıyorsun. Fakat ya senin ailen ya onun ailen istemiyor. Ama orada hani gözlerinden onu belli edemiyorsun. Bitti artık diyorsun ama hani seni seviyorum derken bittiği ağzını söylüyor. Yani hani gözlerin başka söylüyor, ağzın başka konuşuyor gibi. Gibi. Tabii bu da doğru. Gözlerinden anladım. Bir şey daha bitmiş. Evet. Yani gözler her şeyin aynası. Aslında her şeyi ele veren aynen öyle. Tek yer burası. Yani gözler. Ben de o konuda iyiyimdir. Yani iyi anlarım insanın gözünden. Sen de. Ben de öyleyim ya. Evet. Gerçi herhalde her insan anlıyor da. Bir de bende şey oluyor. Sende de var mı? Sana sinirlendim diyelim, tamam mı? Hiç çaktırmıyorum. Çaktırmamam da lazım sana sinirlendiğimi. Fakat bir gelmiş bana. Böyle hani gelmiş. Böyle şey hani Bengücüm nasılsın diyorum mesela, hani şey yalan bir sırıtmayla ama hani o gözlerimden sen direkt olarak anlıyorsun ki hani seni her an böyle gırtlaklayabilirim falan. Hissederim ben de. Yani onu çok iyi anlarım. Hani bir şey mi oldu, bozuldun mu falan çok diye de sorarım. Ben bazen öyle hani şey yaptığım zaman direkt gözlükleri gözüme indiriyorum. Hani gece belli falan olmasın diye. Hiç ama hani gözümden bir şey anlamasın artık diye. Şimdi sorma. Ben de bir kişi onu da söyleyeyim unutmadan, da başka bir konuya atlayacağım şimdi. Ayrılık Hazırlığı ve Sen Yoksan şarkılarım ve diğer şarkılarda da 7 tane imzası var. Volga Tamöz. Birçok gittiğim programda zaten söylüyorum ama yani ona nasıl teşekkür etsem az. Çünkü bu albümde ben ekibimi kurdum diyebilirim. Yani bundan sonra evet Volga Tamöz benim hayatımda olacaktır. Çalıştığım diğer aranjörler zaten yıllardır çalıştığım insanlar. Sinan Akçıl, onun besteleri ilk defa söylüyorum. Çok eski bir arkadaşım, o da olacaktır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür edeyim. Özellikle benim şarkılarıma bu kadar ruh verdiği için Olga'ya çok teşekkür ederim. Çünkü ben ayrılık hazırlığını evimin salonunda yapmıştım. Ve bunalım bir dönemde, yani özel hayatımla ilgili değil, şarkı arıyorum devamlı ve Ocak, Şubat ayları bu albüm için işte çalışıyoruz. Binlerce şarkı geldi. Hızlısı, yavaş falan ama yok yani. Hani o aradığım şey yok. Oturmuyor değil yok. Bir şey? Ve büyük bir karamsarlık. Aman Allah'ım ne yapacağım dediğim bir dönemde ben niye şarkı yapmıyorum ya dedim. Bir tane daha yapayım ve zaten de çok yakınlarımda bir arkadaşım böyle bir şey yaşıyordu. Ayrılığın hazırlığı yapılmıştı derinden. Evet bir dakika, gözlerinden anladım desem zaten gözlerin anları pat 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 15 dakika içinde. İnanmıyorum, bu şarkı 15 dakika evet, mı çıktı? Öyle bir şekilde ayrılık hazırlığını yazdım. Orada hani mesela benim için müthiş bir doping oldu Allah tarafından bana yapılan bu. Ben de sana anlatayım bir şeylere bu. İhtiyacın olduğu zaman neler. Çok sevinirim. Yani bunlardan. 2012'ye kadar bütün albümlerin hazırdı. Çok güzel bu. Ya neredeydin bugüne kadar? Hiç helaleme gitmene gerek yok tamam, ya. Tamam. Bir yemeğe çıkalım tamamdır ya. Hakikaten o yemek işini yapalım tamam. Peki ana yani konumuz tamam aşk olacak da. Her şey. Hayat. Hayat. Beni neden yoruyorsun? Ben de bir an onu söyleyemiyordum, unutup duyuyor. Hayat bunu bana neden yapıyor? Bir baktım böyle kuzenim diyor ki Feride. Ay sabah o şarkı öyle değil diyor. Nasıl Feride diyor. Bayağı ne oğlum, beni neden yoruyorsun diyene kadar. Seni üzen kimse ama bilmiyorum yanlış. Hayır yapıyordum. Öyle tek yani tek bir kişi yani bir kişiye atfen söylemiyorum bunu yani. Genel olarak da. Genel hani, bir tamam sen bana tüyoları verirsin o zaman. Aşk da olabilir, hayat da olabilir, sokakta yürürken gördüğün bir insanın gözüne çarpması da olabilir. Her şey olabilir her şey yani. Olabilir. Ben tamam. De gözlemler yapıyorum çünkü. Yapıyorsun. Ben çok izlerim mesela arabada giderken falan böyle etrafı çok izlerim. Hani otobüsteki insanları izlerim, kafede oturan iki genci yanımdaki masayı izlerim. Hiç konuşmayınca ben üzülürüm onlar niye hiç konuşmuyorlar. Hani iki sevgili ya da karı koca çıkıp ay yazık yani paylaşacak hiçbir şeyleri kalmamış ama böyle duruyorlar. Ya da çok mutlu bir çiftse biz niye böyle değiliz? Bir de ben şeye de sinir oluyorum, öpüşüyorlar falan ya mesela sen. Bak gördün mü kıza hediye almış, sen niye bana uzun süredir almıyorsun tabii. Öyle şeyler var. Çok gözlemlemek de bazen iyi değil yani bu kadar. Evet değil mi ama şöyle bir bakıp geçeceksin. Ama bak malzeme oluyor onların hepsi sonradan. Evet tabii yani illa kendi yaşaman gerekmiyor.
O zaman çünkü çok tıkanır her şey. Benim artık bundan sonraki amacım şey olmalı. Hani daha çok üretmek. Şimdi eve de Volga sayesinde çok üstüne gitmemi istiyor Volga da. Ben de yapacağım bunu. Eve minik bir sistem kuracağım. Hatta misafir odamı artık kaldırıyorsun. Kaldırıp oraya bir stüdyo. Bütün aletlerle her konuda Volga ilgileniyor. Komşular. Bizim böyle üç katlı müstakil bir yer. O yüzden çok fazla ses dışarıya gitmeyecek. Ona göre de bir şeyler yapıp artık kendim daha çok üretmeliyim. Volga senden başkalarıyla da çalışıyor mu? Volga tabii ki. Ajda Pekka'nın güzel albümlerinde imzası var. Serdar'ın aynı zamanda. Birçok insanın çok değerli bir sanatçı ve aranjör Volga. Onunla inşallah daha güzel şeyler yapacağız. Yani iyi bir müzisyen olmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum, yapacağım. Aferin sana.